Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi olanca heybetiyle ve mutfaktaki muazzam kabiliyetleriyle konuğum sevgili Murat Aygen. Patron hoş geldin. Aman efendim siz patronsunuz. Estağfurullah rica ederim yani. Yani çok şık bir tezgahınız var. Ortam bize böyle yani. Düşmez. Yok canım ortam böyle rahat rahat takılıp eğleniriz. Ne var ne yok. Eyvallah. İyiyim çalışıyoruz. Yoğun bir sezon geçti. Evet. İki sezon geçti. Süper. Keyifliyim yani. Mutfak kısmına gelirsem. Tamam. Aslında şeye gelmek istiyorum. Yani son dönemde hep böyle şey rollerde aile babası böyle bir ne diyeyim imparatorluk, hanedanlık yöneten filan böyle hep şıkır şıkır ama yemek tercihinde öyle olmadığını düşünüyorum değil mi? Daha böyle börekler, köfteler, sulu köfteler ne dersin? Ya şöyle evet ben tencere yemeyi çok severim. Süper. Net. Ev insanıyım. Ondan kaynaklı olabilir. Bir de çok yani sos severim ama çok karışımlı şeyler sevmem. Çocuğum da mesela hani köfteyi ayrı yer, altına konacak püresini ayrı bir tabakta ister. Yani tabağın içinde bile karıştırmaz. Ona yavaş yavaş işte şey alıştırmaya çalışıyoruz. Hani bunlar bir arada da konduğu zaman güzel oluyor falan diye. Ama o börek beni o hep demin dediğin kafada gördüğü için insan... Aa sen börek mi yiyorsun mi? Falan yani. Diyorlar yani. Onu bana da yapıyorlar. Mesela hani bir yerde herhangi bir kahvaltı, peynir, simit falan. Aa Arda şefim efendim siz bunu yer misiniz? Tabii, yeriz tabii ya bundan daha bir güzel yemek. Bir de ben giderim de yani. Hani tabii. İşte Mahmutpaşa'da bilmem nenin köşesinde bir yer açılmış falan ya da Fatih Zeyrek'te şöyle bir şey varmış falan gideriz yani. Program bittikten sonra bu adresleri alayım. Özel olarak benim de paylaşacağım bir iki adres olur yani seve. Bununla ilgili. Hızlı anlarım da hızlı yapabilir miyim bilemiyorum tabii. İzledim ve dolayısıyla çok iddialı. Ben ters köşede kaldım. Çünkü dedim ki şimdi hep bu rollere bürünmüş bir karakterin ya kalkıp da işte kuzu incik yapamayız. Veya ne bileyim biraz daha böyle haşlama bir şey yapamayız. Biraz daha böyle a la fortanfoni bir şey yapmak lazım dedim. Ve bugün beraber güzel bir bezelye çektirmesi üzerinde yapacağımız içi dolgulu bir ravioli yapalım istedim. Güzelmiş, havalı. Değil mi? Havalı. Efendim bugün bütün karizmasıyla sevgili Murat Aygen, Arda ile omuz omuzda da konuğumuz. Yıllardır her türlü holding, üst düzey binaların en üst yönetici katı, yalılar, köşkler, ne kadar o tip rol varsa hepsine bürünmüş şahane bir oyuncu. Ona yakışan, onun tam damak tadına hitap eden yani bu rollerin damak tadına hitap eden bir bezelye çektirmeli ravioli yapacağız. Bence Murat bu rollerin altından kalktığı gibi... Bu tarifin de üst üstünden gelecektir. Çok ürktüm. Efendim hazırsanız Murat Aygen'le beraber biz bezelye çektirmeli bir ravioli yapıyoruz. Ve zile basar basmaz da maceramız başlıyor. İnanılmaz. Bezelye çektirme kısmı beni çok... En kolayı o. Ben sana şöyle söyleyeyim. Dur bakalım. En kolayı o. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi buyurun. Evet başlıyoruz. Burnu az ayarda doğrayarak işe başlayacağız. Ne ayarda? Burnu az. Bu bezelye çektirmesini iyi yapmak için neye ihtiyacımız var biliyor musun? Diyaloğa. Konuşmazsak çekmiyor bezelye. Darasını almak bizim burada yapacağımız iş için önemli. Sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Şu ana kadar programa gelen onlarca konuğun alamadığı dara alma işlemini başarıyla tamamladı. Çok teşekkür ediyorum. Yani... Göksel az önce durmam gereken yeri söyledi. Evet. İki dakika efendim ne oldu dedi. Estağfurullah. Burası senin mekanın değil dedi. Şu anki hissinle mesela programa gelen bir konuğa tavsiyen ne olur? Yanınızda gelirken bir şey getirin. Hediye falan. Ya bir şey söyleyeceğim. En büyük tavsiyem o. İşte keşke insanlık getirseydim. Be abi. İşte insanlık be. Muhteşem bir makarna hamuru açma noktasına doğru ilerliyoruz. Havaya girmek üzereyim. Ama hiç senden bir geri dönüş almıyorum. Mesela hamurunu hiç övmüyorsun. Hamurumu övmüyorum. Evet. Hamurun üzerinde inanılmaz maydanozlarım var. Maydanoz mu? Biz raviolinin hamurunun maydanozlusunu severiz. Evet başlıyoruz. Şimdi bir tane küçük kesme tahtası var. Onu tezgahın önüne koyarak yani önüne koyarak işe başlayabilirsin. Tamam. Tamam. Bir tane saplı küçük tencere var ya. Onun tamam. Altını yakıp 9'a kadar getirelim ve ısıtmaya başlayalım önden. Boş tencereyi. Efendim? Saplı. Saplıyı evet. Tek saplı, çift saplı. Tek saplı. Tamam. Çift saplının içinde su var. Onun altını yaktım ben zaten önceden. Birazcık kaynıyor. İlk yapacağımız şey hafif soğanları soteleyerek işe başlamak. Önünde bir tane soğan görüyorsun. Yes. Ve bu soğanı ortadan ikiye kesip burnuaz ayarda doğrayarak işe başlayacağız. Ne ayarda? Burnuaz. İşte sizin bak. Yalıda nasıl geçiyor? Bizim yalıda geçmiyor abi onları. Ha peki. Burnuaz ayar yani böyle küçük ince yemeklik doğranmış ayar manasında. Okay. İnce yemeklik doğrayarak başlayacağız. O sırada da
tencerenin içerisinde ısılar yükselmeye başlayacak. Önce bir bezelye çektirmesi yapacağız. Ve bu bezelye çektirmesini iyi yapmak için neye ihtiyacımız var biliyor musun? Hı hı. Diyaloğa. Yani birbirimizle konuşmamız lazım. Ha, şey tamam. Gibi. Hani konuşmazsak çekmiyor bezelye. Ya o çeker de konuşmazsak tamam. Çok çektirir. Yani sadece kendi çekmez okay. Bize de çektirir. Soğanı ufak ufak doğrayarak işe başlıyoruz. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar rahat sotelenecektir bunlar. Şimdi ben soğanları hızlıca doğradım. Tamam. Tavanın altı da ısınmıştır diye tahmin ediyorum ufaktan. İlk yapacağım şey tavanın içerisine yaklaşık böyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koymak. Göz kararı koyuyorum. Ve hemen soğanı içerisine transfer etmek. Mutfakta genel olarak hızlı mısın? Hızlıyım. Okey. Temizim. Temiz, bravo. Tam ihtiyacımız olan şeyler zaten bunlar genel olarak. Hız ve temizlik. Şimdi soğanlar içine girdi. Önce birazcık kendi kendine hafiften yumuşaması lazım. Bu arada kesme tahtasını kaldırdım ve hızlıca hamuru yaparak yola devam etmek istiyorum. İşte o, dur bakalım. Önünde bir tane yuvarlak şey görüyorsun. Terazi görüyorsun. Hassas terazi. Tamam. Bu terazinin göstergesini kendine doğru çekip aç. Açtım. Açma kapama düğmesine bir kere bas. Göstergeler 8-8-8 oldu. Sonra 0 yandı. Hemen arkasından alt taraftan bir tane büyük cam kase al. Bu üstüne koy. 1262 gram gösteriyor. Açma bir kapama şey düğmesine bir kere daha basarsan darasını almış olursun. Darasını almak bizim burada yapacağımız iş için önemli. Tamam. Bir daha anlatıyorum. Göstergeyi kendine doğru çektin mi? Çektim. Çıktı. Açma kapama düğmesine bastın mı? Bastım. Kaç yazıyor? 0 yazıyor. Harika. Şu anda alttan ekranını. Bir tane büyük cam kase al lütfen. Aldım aldım. Onu da üstüne koy. Kaç yazıyor? 1225 ile 6 arasında okay. Karar verebilmiş bir kere değil. Basılı, bas düğmesine, basılı tut açma kapama düğmesine. Tamam. Sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Hatta i̇şte, kapandı. İşte sen şu ana kadar programa gelen onlarca konuğun alamadığı dara alma işlemini başarıyla tamamladın. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, sağ olun. Bunun üstüne 125 gram kadar un koymanı rica ediyorum. 125 gram? Evet. Un fırının üstünde duruyor. Okey. Cam kavanozun içerisinde... Fazlasını koyarsan bir kaşıkla kurtarabilirsin. Okay. 125 gram un. Bunu ben... tekrar açacağız herhalde yoksa içine koyunca bu çalışıyor mu? Hayır, tekrardan açacaksın. Okay. Sonra bir tatlı kaşığı 25. kadar zerdeçal ilave edeceksin ki rengi güzel sarıya doğru dönsün hamurumuzun. Benle evet. Misin? Tabii tabii. Oo, süper. Sonra bir dolu tutam tuz ilave edeceksin. Tuzu nereye ilave edeceğim? Unun üstüne. 125, bu... 125 gram un çok önemli. 125'i bulmaya çalışıyorum. Harikasın. Sonra buradaki hassas teraziyi kaldırdım. Tamam. 125 ben de. Un, zerdeçal ve tuzu güzelce karıştırırım. Bu arada soğanların hafiften sotelenmeye başladı mı? Evet evet. Harika. Bu nedir? Karabiber. Arada bir zerdeçal nerede? Arada bir karıştırıp yavaş yavaş yumuşatmaya başlıyorsun. Onu hallediyorum da zerdeçal. Zerdeçal fırının üstünde duruyor. Bütün baharatlar her şey fırının üstünde. Peki ben zerdeçalı biliyor muyum acaba? Zerdeçal mümkün olduğu kadar böyle sarı renkte gözüken güzel bir baharat. Herhalde budur. Sonra bu tutamlık hazırladığın bu? Karışımı tezgahın üstüne al ve ortasını güzelce aç lütfen. Tamam? Bak, bu herhalde zerdeçaldır. Zerdeçal sarı gibi olan. Bu sarı gibi ama. Sonra... Önündeki yumurtaları görüyorsun. Biraz da bir tane yumurtayı tam olarak bunun ortasına kırıyorsun. Sonra alt taraftan küçük bir cam kase alıp ikinci yumurtanın beyazını o cam kaseye çıkartıp sadece ve sadece sarısını hazırladığın hamur harcına katıyorsun. Tamam, bir tanesinin tamamını. Bir tanesinin tamamını, bir tanesinin de sarısını katıyorsun. Okay. Bu kalan beyaz elimizin altında kalsın, onu kullanmaya devam edeceğiz. Sonra soğanların güzelce yumuşamaya başladı mı hafiften? Sanki. Oo, harika. Ops. Bizim istediğimiz soğanları yakmak değil, sadece birazcık yumuşatmak, tamam? O okay. Yüzden hafifçe yumuşaması için yaklaşık bir dakikaya daha ihtiyacı var. Sonra bu karışımın içerisine yumurtaların olduğu yere bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorsun. Hemen geliyor. İstersen bir tekrar edelim ne koyduğumuzu. Yumurta, bir yumurta sarısı. Bir yumurtanın tamamı, bir kaşık zeytinyağı, yaptığımız yumurta, un,
zerdeçal ve tuzlu karışımın içerisine giriyor. Aynen. Ben kolay olsun diye tezgahta yapıyorum yoğurması vesairesi. Tamam. İstersen kabın içinde de yapabilirsin. Hangisini tercih edersin? Yani kabın içinde başlayıp sonra şeye devam edebilirim. Peki. Şimdi bir çatalla karıştırıyorum ki böyle hafiften ellerime yapışmasın öncelikle. Okay. Ve güzelce bu hamuru tutmaya başlıyorum. Unla destekliyorum ve yavaş yavaş hamuru tutuyorum. Bu arada soğanların yumuşamaya başladılar mı? Hatta yanmaya başladılar. Harika. Yanmasınlar. Hemen bezelyeyi koyacağız. 1,5 su bardağı kadar bezelye porsiyonlamanı istiyorum bunun içerisine. Önünde yaklaşık zaten 1,5 bardak kadar var. Tamamını kullanabilirsin. Okey. Bezelyeyi koydum. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Tamam. Harika. Şimdi bunun içerisine öncelikle 1 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Anlaştık. Tamam. Süper. Bir küçük tutam tuz atıyorum. Karıştırıyorum ve bezelye ile soğanı burada birazcık altını kısarak pişirmeye başlıyorum. 4'e kadar getirebilirsin altını. Yavaştan tıkırdamaya başlasın. Sonra tekrardan hamura dönüyorum. Benimle misin? Evet evet. Ben harika. Şu arkadaşla anlaşmaya çalışıyorum da. Hangisi? Takıldığın bir şey tamam. Olursa bizim yok. Yok bu şey. Ocakla alakalı. Ocakla peki. Mevzum. Takıldığın bir şey olursa Göksel'e sor lütfen. Tamam. Kendisi tam bir mutfak duayenidir. yani... Göksel az önce durmam gereken yeri söyledi. Öyle mi? Ben de onu başardım sanıyorum durmam. şey olarak durman gereken. Bir de evet, bunu evet. Mu söyledi? İki dakika efendim ne oldu dedi. Estağfurullah. Burası senin mekanın asla... değil dedi. Hayır hayır. Beni sinirlendirme söyleyeceğim. Dedi. Bizim buralar senin... benden sorulur dedi. Pardon lafını kesiyorum. Bunların ama. Hepsini dedi mi? Vallahi galiba dedi. Öyle bir baktı ki ben bir tırstım. Bir bakışla bunları diyebiliyor olması gerçekten takdire şayan. Tamam ben bunu peki, öne aldım ama bir miktar malzemem kaldı tabii. Neyi ne yaptın? Şu tezgahta yapacağız ya bu hamursu şeyi. Evet. Biraz unun kaldı malzeme ama. Olsun tamam onu güzel toplarsın sen. Daha önce hiç ravioli yaptın mı? Hamur. Ravioli. Hayır ravioli yapmadım. Peki makarna hamuru? Makarna yaptım. Bu da onun gibi bir şey aslında. Çok büyük bir farkı yok aslına bakarsan. Genel olarak böyle toplanacak olan hamuru bundan ibaret yani. Okey. Şimdi güzelce hamuru... Yumurta da patladık azıcık ama. Efendim? Yumurta da patladı azıcık. Ne oldu? Sarısını parçaladım. Evet. Beyazının sarısıyla birlikte yarısının sarısı bir tanesinin beyazı öyle duruyor şimdi küçük bir şeyin içinde. O bence idare eder biliyor musun? İyi ne yani güzel. Yani kurtarırız onu. Şimdi hamuru güzelce bir yoğurmamız lazım. Evet. Tezgahın üzerine alıyoruz ve bunu hafiften bir tur yoğuruyoruz. Aslına bakarsan son derece kolay bir tarif yapıyoruz. Yani senin genel mutfak yeteneklerini, bilgini, becerini sınadığımızda bu çok kolay bir tarif senin için. Umarım abi. Çok kolay bir tarif ve sen bunu çok rahat yaparsın. Ya elimden geleni yapıyorum da. Hı. Bakayım oluyor mu? Çok merak ettim hakikaten. Vallahi oluyor bak. Ne zevkliymiş program ya. Değil mi? Başlıyor öyle gidiyor. Dert tası, sinir, stres hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir evet, şey evet. Kalmıyor. Şimdi kestik oradan döndük. Ha? Şuradan makyajı şey yapalım tak falan. Hiç. Direkt akıyoruz. Tabii tabii set ortamı çünkü bende artık anksiyete yaratmaya başladı. Sezon sonuna doğru arızaya bağlıyor herkes bizde. Dolayısıyla şu anda iyi gidiyor. Şu anki hissinle mesela programa gelen bir konuğa tavsiyen ne olur? Sen çok sevimli bir adamsın. Teşekkür ederim. Dolayısıyla yanınızda gelirken bir şey getirin hediye falan. Ben ya bir şey söyleyeceğim. En büyük tavsiyem o. İşte getirsen. İnsanlık be abi. İşte insanlık be. İşte insan. Bütün yemin ekip ediyorum. Öyle yani bu kadar güler yüzle karşılanan az yere denk geldim. Ben kendimden utandım. Fakat yola çıktıktan sonra navigasyonun verdiği zamanın ötesinde bir zamanda buraya geldik. Dolayısıyla önceden de bir hazırlık yapmamış olduğum için. Ama bundan sonra bir araya geldiğimizde mutlaka o hediye sana gelecek. Bir şeyle eliniz boş gelmeyin yani. Çok ayıp bir şey. Şimdi nasıl hamurun? İnanılmaz iyi. Nasıl biraz ama yani? Hani nasıl inanılmazın tarifi ne? İşte benim ellerimde yani. Muhteşem. Böyle sarı renkli, evet, tabii, güzel, tabii. Derli toplu bir hamur değil mi? Evet. Şimdi bunu ben tezgahın üstüne bıraktım. Üstüne de bu tezgahın üstüne gördüğün kırmızı beyaz torşonu koydum. Tamam. Ve birazcık dinlendiriyorum. Hemen ellerimi yıkamaya geçtim. Okey. İstersen lavaboda buluşalım bir durum değerlendirmesi yapalım. Nasıl gidiyor baba? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Harika. Çok gayet güzel. Ya şimdi ravioli hamurunu yaptık. Eyvallah. Güzel sarı sarı. Bezelye de hafiften böyle rengini bırakacak. Ama bezelyeye biraz renk katalım diyorum. Ne dersin? Katalım. Rengini bırakacak.
Yani mesela o yeşilden hafif böyle şu bezin rengine dönecek galiba. Böyle yeşile dönecek. O yüzden birazcık maydanoz katacağız bunun içine. En sevdiğimiz arkadaşlar. Hadi o zaman tekrardan döndük tezgahın başına. İnanılmaz bir omuz omuza yaşıyoruz ve gerçekten omuz omuza verip muazzam bir tarif yapıyoruz. Şimdi bezelyeler hafiften tıkırdamaya başladı mı? Bezelyeler hafiften tıkırdıyor. Peki, herhalde. Bunun altını birazcık açmanı rica ediyorum. Kaça tekrardan kadar? 8'e getir ve hafiften tıkır tıkır kaynama noktasına doğru gel. Bu arada diğer tencerenin içinde su vardı. Çok iyi kullanıyorum. O yavaştan ısınmaya başladı mı kaynama bakayım noktasına doğru? Yok, hiç oralı değil. Peki onun da altını bir tık açalım ve kaynama noktasına doğru getirelim. Şimdi bu bezelyeden güzel bir çektirme yapacağız. İçine de bolca bezelyeden çektirme yapacağız. Evet, maydanoz koyacağız içine bolca. Tamam. Yani senden ricam şu, önünde gördüğün maydanozun yeşil kısımlarını elinle hunharca kopart. Tamam. Sonra bıçakla kesme tahtası üstünde. Bir dakika, yeşil kısımlarını dediğin saplarından ayır diyorsun değil mi? Evet evet, yaprak kısımlarını şöyle haşır diye. Bizim evde ginepik var bir tane. Onun gibi mi kopartayım? Kendi evde gibi ne var? Mi? Ginepik. Bir ha, hayvan ya, ginepik. Bu. Ginepik. Tavşanla hamster arası. Evet evet, anladım anladım. Okay. Ne kadar koparacağım bu maydanozdan miktar olarak? Abi kökleri kalsın, yeşilliklerini haşır diye kopart. Yok, kopartıyorum da. Ha. Ne kadar? Tamamını. Tamamını. Tabii tabii. Ha, bir dakika, vahşet. Sonra bıçak, vahşet var abi. Evet. Bıçakla kıy ve direkt olarak burada kaynayan bezelyenin içerisine transfer et. Okey, kıyım ne kadar vahşi olsun? Yani öyle çala kaşık kıyabilirsin. Çok ince vesaire olmasına gerek yok. Okey. Tamam. Harika gidiyoruz. Ama olağanüstüyüz. Fena da gitmiyorum galiba. Efendim? Fena gitmiyorum galiba. Bence çok olağanüstü gidiyoruz. Ya şu an ekranları başında bizi izleyen herkes diyorlar ki ya Murat Aygen İnanılmaz. Yıllarca o yalılarda, o köşklerde, o işte plazalarda, o toplantılarda böyle ağır takım elbiseler falan. Ya adam mutfakta şahesermiş diyorlar. İnanılmaz, ben de inanamıyorum kendime şu anda. Vallahi ben de inanamıyorum ama şöyle söyleyeyim, bu programdan sonra evdeki bütün mutfak işleri direkt olarak senin üstüne ihale kalabilir. Gönderiyorum ben tencerenin içine. Gönder, duymamazlıktan geldiğini fark ettim ama olsun. Vallahi ben Murat'ın çok temiz çalıştığını düşünüyorum. Yani bir kere adım adım gidiyor, son derece güzel diyalog kuruyor. Benim söylediğim şeyleri tekrarlıyor, soruyor, aldığı cevabı hemen böyle bir özümsüyor. Temiz çalışıyor. Müthiş. Teşekkür ederim. Muhteşem bir makarna hamuru açma noktasına doğru ilerliyoruz. Havaya girmek üzereyim. Ama hiç senden bir geri dönüş almıyorum. Mesela hamurunu hiç övmüyorsun. Hamurumu övmüyorum. Evet. Hamurun üzerinde inanılmaz maydanozlarım var. Maydanoz mu? Biz raviolinin hamurunun maydanozlusunu severiz. Bir adet yumurta sarısı koyacak olmam. Pardon? Bir adet yumurta sarısı mı? Özenli, çok itinalı bir vaziyette bastırarak... Böyle mi yapıyoruz gerçekten bunu? Yuvarlağı aldım, üstüne koydum ve güzelce kapattım. Yeşil. Hafif püremsi kıvamda. Sarımsı. Sarı mı? Yani bir değişik bir yeşil bu. Evet tabii. Evet, tatlı bir yeşil yani böyle. Tüm izleyenler, sevenlerine özür diliyorum gerçekten. Bu sorunu bertaraf ederiz. Ben şunu rengine şeydim şu anda. Sen niye bu yeşile takıldın? Güzel ama hangi yeşile göre güzel? Yani şöyle söyleyeyim. O bir sonbahar yeşili gibi geldi açık, bana. Evet evet. Suyu az kurumuş, soğanı fazla kavurmuş olduğum için o yeşile taktım. Çektirme bezelyenin tencere içindeki etaplardan sonra sana yaşattığı acı. Sosumu tabağa aldım. Bu dediğin şeyi anlıyorum. Sosumu tabağa aldım, zaten sosum tabakta. Evet. Başka bir şey de daha mı yapmak? Hayır. Sos tabakta. İşte budur be. Ama bir şey soracağım. Sos niye hakikaten bu renk oldu? Ben ne o söylüyorum abi. Şimdi, bu çektirme ne demek ya? Tam abi olarak? Şimdi çektirme kısmına geliyoruz. Tamam. Hemen alt tarafta bir tane parçalayıcı var ve bu parçalayıcının uç kısmında parçalayıcı motoru var. Onu taktıktan sonra direkt olarak bu tencerenin içine sokuyorsun ve bunları burada çekmeye başlıyorsun. Şimdi bu böyle biraz kalın taneli ve yoğun bir kıvamda. Burada fiş yok mu ya? Evet. Ve biraz böyle sen bunu çektikçe püre gibi bir kıvama geliyor ama hala taneli kalıyor. Tamam. Biz bunu bertaraf etmek için içerisine birazcık daha su koyuyoruz. Önce bir yarım bardak su koyarak işe başlayabiliriz. Tamam, bertaraftan kastımız şey değil mi? Yani tamamen... Erimesi lazım. Evet, evet. Evet ama içerideki maydanoz ve bezelyeler birazcık pütürcüklü kalacağı için en son olarak da bir süzerek çektirme haline getireceğiz. Tamam. Ama şöyle bir blenderla iyice bir... Etraf kirleniyor, en üzü olduğum şey de dur bakalım. Parçalayalım ki... Sen bir de bana sor. Ben yemek yapıp çıktığım zaman
Ortada hiçbir şey kalmaz yani. Şu güzel yeşil renk ortaya çıksın. Bak daha yardım istemedim senden. Farkında mısın? Göksel yardımcı oluyor mu sana? Evet evet oluyor. Ne diyor? Abi dalmış başka şey çekiyordu demin. Başka şey mi çekiyor? Yani ama sen yardımcı ya. Oluyorsun ona. Peki. O dikkatini çekmek için şey yaptım. Şimdi bunun altını kısıyorum ben. Çünkü güzel bir yeşil renk var burada. Kaça ve kadar? İçine yarım bardak kadar daha su ekliyorum. Kaça kısayım? Dörde falan mı? Dörde kısabilirsin. Okay. Yarım bardak kadar da su ekliyorum. Ve bunu burada güzelce altı kısık vaziyette hafiften tıkırdamaya bırakıyorum. Çünkü hızlıca makarnaya geçmem lazım. Okay. Tamam. Bu burada dörtte, beşte yavaş yavaş kendi halinde birazcık tıkırdayacak. İçindeki bütün güzel yeşillik ortaya çıkacak. Şimdi anladım. Sıra geldi az evvel başladığımız hamurla çalışmaya. Okay. Benimle misin? Tabii ki. Harikasın. Senden ricam hamuru ortadan ikiye kes. Tamam. Yarısı bizim için yeterli olacaktır. Okay. Sonra yarım hamuru tezgahın üstüne koy ve hamur ince uzun bir form alacakmış vaziyette elini üstüne bastır. İnce uzun form derken karşı taraftaki kameramanını gösterecek vaziyette ince uzun form. Tamam. Karşı taraf kameramanı. Evet. Onu gösterecek vaziyette ince uzun bir form. İnce uzun sonra form. Sonra bir tane hemen bizi ayıran bir şey var. Söyle dolap, adını. Şey. Separatör raf, var. Tamam. Oradan bir tane merdane al lütfen. Ve merdaneyle hamurunu aç. Okey. Tamam. İnce uzun bir vaziyette açtın. Şimdi hamurla çalışmanın şöyle bir durumu var. Hı-hı. Bu hamuru ince uzun açtıktan sonra bu sefer yatay vaziyette tezgaha koyacaksın kendine. Hı-hı. Ve katlamaya başlayacaksın. Bir, iki, katlamak. Üç ve dört tur katlayacaksın. Şimdi yine ince uzun oldu. Evet. Yeniden açıyorsun. Okey. Harikasın. Uzunlamasına yapıp açıyorum. Aynen öyle. Yani uzunlamasına açıyorsun. Bu hamuru genleştirmek, gluteni birazcık daha çalıştırmak için önemli bir formül. Aa bir dakika güzel bilgi. Tabii. Sonra bir kere daha yan yapıyorsun. Bir, iki, bu bayağı uzadı ya. Üç, tabii tabii ve dört tur yapıyorsun. Şimdi bundan sonra artık hamur makinesinde açılacak vaziyete kadar bunu çalıştıracağız. Oklavayla ya da merdaneyle şöyle tamam. Üstüne güzelce bastırıyorum. Ve o kadar uzadı ki. Makinen o kadar uzamasına gerek yok. Dediğim gibi bir İnanılmaz tur katla. Uzadı. Tamam. Bir tur katla ve belli bir şu hamur makinesinin genişliğinde olacak kalınlığa kadar getir. Ama birazcık içine girecek kadar da incelt lütfen. Tamam. Harikasın. Daha önce makarna yapmanın sana verdiği bu tecrübeyle mühendislik işi bu ya. Şu an inanılmaz başarılı gidiyorsun. Teşekkür muhteşem ederim. Bir makarna hamuru açma noktasına doğru ilerliyoruz. Havaya girmek üzereyim. Evet. Şu adım adım oraya doğru gidiyoruz. Adım adım. Tamam. Şimdi güzelce açtım. Açtım. Fakat bu noktadan sonra daha da fazla açmak için ilerlerken una ihtiyacım olacak. Tamam. O yüzden fırının üstünden unu aldım geldim. Tezgahın üstüne. Un bende. Harika. Yeşil sosun son derece güzel bir renk aldı mı? Bir kontrol et lütfen. Güzel. Biraz sulu oldu galiba. Evet ama biz bütün bu işlemleri bitirene kadar o yavaş yavaş kısık ateşte çekecek. Okey. İşte çektirme dediğimizde tam bu. Peki. Bunun üstüne un mu atayım? Şimdi hamurunu güzelce makinenin içine girecek kıvama gelene kadar açabildin mi? Açtım bence ama. Harikasın. Tipsiz oldu. Şimdi olsun. Üstünü ve altını her iki tarafını da hafifçe unluyorsun. Hamurun. Tamam. Tamam. Sonra bu hamur makinesinin kolunu yerine takıyorsun. Üstünde bak karşı tarafta ya kameramanına yakın tarafta bir tane kol var. Görmüyorum. Bu kolla bu aradaki silindirlerin kalınlıklarını ayarlıyor biliyorsun. Tamam mı? Önce en kalın ayara getir lütfen. Açık olsun iki bir silindirin dakika. Arası. Kim acaba? Ve hamurunu bu iki silindirin arasından bir tur geçir. Bir dakika şimdi. Oldu mu? Yok. Şu ayarlama işini en kalına mı getir dedin? En kalına yani arasının en geniş olacağı forma kadar tamam, getiriyorsun. Okay. Sonra bir kere geçiriyoruz. Sonra güzelce arasından bir tur geçiriyorsun. Dikkatli bir vaziyette. Okey. Tamam mı? Geçiyor yani. Tamam evet. Mı? Bakıyoruz. Süper. Şimdi tezgaha aldın hamuru. Aldım. Üstünü ve altını azıcık bir tur daha unluyorsun. Tamam mı? Unlamazsan çünkü bir sonraki turda yapışacak. Tamam. Silindirlerin arasını birazcık kapat.
o şeyi kullanarak. Okey. Göstergeyi kullanarak. Bu arkadaki arkadaşı. Evet. Tamam. Onu kullanarak bir tur daha kapat ve bir tur daha geçir. Her seferinde iki kere geçireceksin. Öyle İki mi? Kere daha geçirdin ya. Bir kere daha kapat. Bir dakika, bir dakika. Gerekirse... Aynı yerden iki kere mi geçireceğim? Evet, dedim. Aynı kalınlık ayarından iki kere geçireceksin. Okey, ilkinde onu yapmadık ama... Olsun. Problem olmadı sanıyorum. Bir elinle tutup yön veriyorsun. Diğer elinle çekip uzatıyorsun. Tamam. Sonra da aralarındaki ayarı hep kısıyorsun. Aralarda ihtiyaç duydukça unlamayı ihmal etmiyorsun. Anlaştık. Harikasın. Ama hiç senden bir geri dönüş almıyorum. Mesela hamurunu hiç övmüyorsun. Hamurumu övmüyorum. Evet. Hamurunu övmen lazım. Hamurum inanılmaz çünkü kalan maydanozları topladığı için hamurun üzerinde inanılmaz maydanozlarım var. Maydanoz mu? Hamurda. Bizde böyle. Aa. Biz raviolinin hamurunun maydanozlusunu severiz. Kendi kurallarını, kendi yaşam biçimini belirledikten sonra bana göre böyle hani. Sen bu İtalyan Massimo'nun yaptığı gibi mi yapıyorsun? Lütfen. Ben öyle mi yapıyorsun? Öyle şey yapmayacağını sanmıştım ama neyse ki şey yaptım. Bak ben gerçekten Massimo Bottura tarifi yapıyorsun sen. Aa bak Murat anladım ben seni. Maydanozlu hamur. Yurt dışında çok yaparlar böyle bir hamuru açar. Arasına güzel yeşillikleri, maydanozları bilmem neleri de ikinci hamuru koyar. Sonra bir daha makineden geçirir böyle incecik aralığında böyle yeşilliklerle beraber hamurun içine işler. Acaba ondan mı yapıyorsun? Helal olsun. Vallahi büyük şefsin ha. Bu arada sosun ne güzel. Ne güzel bir renk aldı. Sen ne güzel bir sossun. Ne güzel bir kıvamdasın. Bak önemli bunlar konuşuyorsun. Yemekle konuşmak değil mi? Tabii tabii. Doğru. Konuşmadan olmaz. Abi, şimdi ben konsantre olmuşum. Şimdi. Önümeyi de çizdirmemeye çalışıyorum. Hamuru haliyle, bitirdin mi? Hamurumu bitirdim. Harikasın. Yani bakmadım ama. Efendim? Tahminimce buradan daha incesi zaten hamur olmaz. Yani sonuna soğan kadar gidiyorsun. Olabilir. Ve hamurun hem üstünde hem altındaki var olan eğer varsa evet. Fazla unu... Önünde gördüğün çatal bıçaklıkların içindeki bir fırçayla güzelce temizliyorsun. Tamam? Tamam. Harika. Fena da olmadı aslında ya. Bir şimdi, tipi var en azından. Efendim? Bir tipi var. Gayet güzel balığa ya. Balığa benzedi falan. Hiçbir eksiği yok. Evet. Şimdi hadi bu ama bunu çevir dersen hiç o riskleri almak istemem açıkçası. Nasıl? Yani o hamuru çevir dersen ben üstüne direkt kesmeyi tercih ederim. Hamuru çevirmekten kastını çok anlamadım altında ama. Altında da un varsa temizle gibi veriler verdin yok, ya yok. Bana. Yok yok temizle abi. Temizle her tarafını temizle korkma. O veriler tehlikeli. Hamurdan korkma. Hamur senden korksun. Evet, şimdi. Şöyle şimdi, yani bakarız. Bak bizi evet. Ayıran rafın ortasında bir tane çember takımı var. Duy takımı. Çember. Çember takımı. O çember takımının... En büyük boy çemberini almanı rica ediyorum içinden. Ve o çemberi kullanarak... Evet, çember takımı ne abi? Çember takımı iç içe geçmiş çemberlerden tamam. Oluşan bir takım. Yes, okey. En nesini? En büyük boy. Büyük. Evet. Okey. Sonra o büyük boy çemberi kullanarak buradan hamurundan... Halkalar, daireler çıkartmanı rica ediyorum. Kaç tane çıkıyorsa artık. Yani biz normalde aslında bir tane ravioli yapacağız. Bu çünkü böyle güzel bir ala fortanfoni bir yemek ya. Hani sizin köşkte önemli olan... Yalı abi hani, pardon. Tabağın görsel... önemli olan tabağın görselliği ya. Evet abi. Değil mi abi? Ya önemli olan o. Yani biz ona bakıyoruz. O yüzden böyle birkaç tane çıkartalım ama biz... En güzel bir tanesini servis edeceğiz. Tamam benden 3 tane çıkar gerisi zaten alt boya geçer. Net diyorsun yani. Tabii tabii. Şimdi önünde bu hamur işi tamam mı? Tamam. Harikasın. Önünde güzel bir labne peyniri görüyorsun. Evet. Bu labne peynirinden şöyle 2 dolu kaşık bir kasenin içerisine koy lütfen. 2 Sonra, dolu kaşık. Evet. Küçük bir kase. Ne kadar malzeme küçük kase? Efendim? Tamam. Hani ne kadar malzeme koyacağım diye bakıyorum. 2 kaşık kadar koysan yeterli tamam. Olur labneden. Sonra önünde taze labne kekik var. Evet. Taze kekik. Bu taze kekiğin yapraklarını güzelce bu labnenin içerisine güzel böyle pıt pıt atmanı rica ediyorum. Hepsini mi? Hayır yani böyle bir miktar. 2-3 dal kadar atarsak aromatik güzel bir lezzet ortaya çıkartmış olacağız. Okey. Kekiğin uç kısmını tutup aşağıya doğru çekti mi bütün yapraklar zaten pıtır pıtır dökülür. Sonra içerisine küçük bir tutamda tuz ekliyorum ve bu tutamlar ne kadar oluyor mesela? Efendim? Nedir bu tutam dediğimiz şey? Yani parmak üç parmağının kadar mı? Evet, 3 parmağının alabildiği kadar bir tutam. Okey. Şimdi bunu da böyle güzelce harmanladık. Buradaki labnemiz de hazır. Şimdi
Su kaynadı mı? Makarnayı pişireceğimiz su. Kaynıyor evet. Kaynamadıysa altını aç, iyice kaynat. Kaynıyor. Tekrardan bezelyeye döndüm. Bezelyeyi bir tur daha çekiyorum. Artık iyice muhteşem bir renk aldı. Burada patladık. Muhteşem bir renk aldı. Tam bir çektirme yani. Çektirmeyen Allah çektirmiyor. Gerçekten şu an bezelye bunun kanıtı. Hayır, ben blender'ı bir kere daha kullanacağımı bilsem o başka yere de transfer de etmezdim. Tekrar döndüm makarnalara. Şimdi evet abi. Yapacağım şey şu. Makarna hamurundan bir parçayı aldım, tezgahın üstüne koydum. Evet. Sonra buradaki hazırladığım labneli karışımdan bir kaşık kadar aldım. Tam ortasına koydum. Tam ortasındayım. Tam ortasındayım. Evet, tam ortasındayım. Sonra kaşığın ucuyla bu labnenin ortasında bir küçük oyuk açmaya çalıştım. Kenarlara çok gelmedim ama. Tamam. Tamam. Bunu yapmamın sebebi ne biliyor musun? Hayır, tabii ki bilmiyorum. Bunu yapmamın sebebi bunun içerisine bir adet yumurta sarısı koyacak olmam. Pardon? Bir adet yumurta sarısı mı? Evet. Önünde gördüğün yumurtalardan bir tanesini sarısını beyazından ayır lütfen. Oh my god. Ve buradaki peynirli olan kısmın tam ortasına yumurta sarısını yerleştir. Şimdi bu şeye girdik artık değil mi? Böyle detaylara. Tabii tabii. Şu anda yalının 3. katındayız. Yani tam böyle boğaz manzaralı kısmındayız. Şimdi bu yumurtanın ne kadarını yerleştireceğim buraya? Ne kadar sığıyor sana? Zaten bir tane hazırlayacağımız için diğerleriyle çok uğraşmaya gerek yok. Bir tanenin ortasına şeyi koyduk, peyniri koyduk. O peyniri kaşığın ucuyla açtık biraz ortasına. Ortasına da bir tane yumurtanın sarısını güzelce yerleştirdik çiğden. Bir dakika şimdi bayağı bir yumurtanın sarısını evet, yani. Bir adet yumurtanın, koca şeyi. Bir adet yumurtanın ben sarısını. Ben küçük mü yapıyorum acaba bunu ya? Bir adet yumurtanın sarısını. Sonra fırçayla... Tekrar tekrar dinlemeye çalışıyorum emin olmak için. Yumurtanın beyazını... Bak bir adet yumurtanın beyazını da hamurun açıkta kalan kısımlarına sürüyoruz ki iki hamur üst üste geldiğinde güzelce yapışsın, öpsün birbirini. Ama tamam. Şimdi bak arkadaşım. Tabii ya sen ne istiyorsan söyle baba, ben hazırım yani. Bir yumurtanın sarısını buraya ben nasıl sığdıracağım şimdi? Dur bakalım. Şimdi bir yumurtanın sarısını beyazından avucunun içinde güzelce ayıracaksın ve haşırt diye ortasına koyacaksın. Peki. Söylemesi kolay. Sonra bunun üst katmanını birazcık koca elinle ya da merdaneyle hafif genişleteceksin. Ki hani böyle üst daha kapanacak ya, böyle bir kubbe gibi olacak. Bir dakika, bir dakika. Üst katmanını nasıl şey yapacağım, çevireceğim? İkinci hamuru aldım. Ben ikinci hamura da başka arkadaş hazırladım. Üstünü kapattım. Bak, üstünü evet. Kapattım. Parmaklarımla özenli, çok itinalı bir vaziyette bastırarak... Böyle mi yapıyoruz gerçekten bunu? Böyle mi derken nasıl olduğunu ben görememekle birlikte senin... Hadi renkleri falan güzel görünüyor da... Bak. Ben üst kata gelemedim henüz. Alt katta hamur var. Hamurun ortasında peynir var. Peynirin üstünde yumurta sarısı var. Doğru mu? O, evet. Görünen o. Üst katta da bunların en üstünde de ikinci bir hamuru aldım ve güzelce üstüne kapattım. İkinci hamurdan kastımız yuvarlanan ikinci evet, hamur. Evet, evet, evet. Yuvarlağı aldım, üstüne koydum ve güzelce evet. Kapattım. Tamam mı? Şuradan da akıyor yani, arkadaş. Yani yumurtanın sarısı ortada hapsoldu. Hapsolamadı. O olmuştur diye umuyorum abi, ya. Abi sen bana baştan söyleseydin. Aşk olsun ya ben. Baştan söyleseydin. Ben neyi söylemedim sana ya? İşte boşver sen. Ben şu anda trollemeye çalışıyorum mevzuyu. Şu anda mutfakların aradığı ikili gibiyiz. Bu kimyayı bozma. Kimyayı bozmuyorum da aradaki yumurtanın beyazı ne yapacaktı onu unuttum mesela. Yumurtanın beyazını ayırdık, kullanmıyoruz. Hayır kullanmıyoruz da sen dedin ya bana. Ha, beyazı fırçayla kenarlara dur. Sürüyoruz. Düşün ben sürmeden yapıştırdım. O derece. Ya işte profesyonellik bu ya. Evet. Gerçekten bak. Bak buna şapka çıkarırım işte. Evet arkadaşım seni çiğ yiyeceğim sonra ben. Evet. Bekliyorum şimdi ya. Yeşil sosun ne kıvamda? Bayağı şey oldu o. Okey. Şimdi bunu iki çeşit yapabiliriz. Çektirdi ben kendine. De deneyeceğim. Hemen arka taraftan döndüm ve bir tane tel süzgeç aldım. Şu küçük olanlar çok iyi işe yarıyor şu tel okay. Süzgeçler. Harika. Bu tel süzgeci kullanarak bu yeşil sostan birkaç kaşık aldım. Süzgecin içine transfer ettim. Okey. Tamam. Birkaç kaşık. Evet, yaklaşık 5-6 kaşık kadar transfer ettim. Okey. Belki birazcık daha fazlası olabilir. Tamam. Süper. Şimdi süzgeçten geçirerek bu sosun güzel renkli olan kısmını
tabağa yaymanı rica ediyorum ve bütün pütürleri üst tarafta bırakıyorsun. Tabaktan kastım? Tabak şu servis beyaz tabağı. Beyaz arkadaş. Evet evet okay. Servis tabağı. Her şeyde kamera. Bak son derece güzel yeşil bir renkli bir çektirme yaptık. Bütün pürüzler ve pütürler süzgeçte kaldı. Okey. Tamam mı? Tamam. Alt tarafa güzel yeşil. Yeşil. Hafif püremsi kıvamda. Sarımsı. Bir. Sarı mı? Yani bir değişik bir yeşil bu. Evet tabii. Evet tatlı bir yeşil yani böyle. Tatlı. Birazcık daha, birazcık daha ilave edebilirsin. Kaldırır. Ve bir çorba kaşığıyla bastırarak tel süzgeçten geçirmek suretiyle daha pürüzsüz kıvamda olanı tabağa, pürüzlü kıvamda olanı süzgeçte bırakacak surette bir hazırlık yaptık. Herhalde doğru anlıyorumdur. Yani anlam olarak anlıyorum da. Evet. Gerçekleşiyor mu bilmiyorum. Ya ben, bir sıvı iniyor tabağın içine şu an. Sıvı iniyor tabağın içine. Evet aynen öyle. Bu arada hiç vakit kaybetmeyelim. Okay. Ne yapalım biliyor musun? Suyumuz da kaynadığına göre bu hazırladığımız raviolimizi direkt olarak suyun içerisine transfer edelim. Bunun suyun içinde kalma süresi maksimum 2 dakika. Okey. Tamam mı? Güzelce bu lezzetlendirdiğimiz bezelyeli çektirmeyi tabağa transfer ettik. Zaten tabağa transfer ben direkt ettim. Nasıl? Ya yanlış bir şey yaptım büyük ihtimalle ama. Hayır ne yaptın? Tencerenin yaptım? İçine atıyor muyum ben şimdi bunu? Suya atıyorsun. Evet ama bu suyu kaynamıyor şu anda. Niye? Çünkü ben onun ısısını düşürmüşüm. Aa. Sersem kafam. Estağfurullah ama yok, yok. Arttıracağın yerde düşürdün mü? Yok demin diğer arkadaşı kapatmak isterken gidip onu da kapatmışım. Ha. Açtığımı zannederken de açmamışım. Peki. Tüm izleyenlerin sevenlerinden özür diliyorum gerçekten. Bu sorunu bertaraf ederiz çünkü ben sende tamamen o özgüveni görüyorum. İnanılmazdır. Ben şunu rengine şeydim şu anda. Sen niye bu yeşile takıldın? Bir takıldım ya güzel diyorsun. Güzel ama hangi yeşile göre güzel? Yani şöyle söyleyeyim. O bir sonbahar açık, yeşili gibi geldi açık, bana. Evet evet biraz böyle hani pastel, biraz biraz böyle romantik, hafif depresif bir yeşil. Peki öyle olur. Öyle tam öyle. Ben şeye taktım kafayı. Suyu az koymuş, soğanı fazla kavurmuş olduğum için o yeşile taktım. Çektirme bezelyenin tencere içindeki geçtiği etaplardan sonra sana yaşattığı acı. İşte ben o çektirme deyince kelime üstünden yürüyorum. Dolayısıyla su ne kadar az olursa içindeki su o kadar buharlaşır. Dolayısıyla bize lazım olan onun püre kısmı diye varsaydığım için malzemeyi ona göre kullanmaya çalıştım. Dolayısıyla değişik renkte, çift yeşil renkte. Murat'ın yeşili biraz sonbahar yeşili gibiydi. Yani böyle artık yapraklar o baharın verdiği o güneşten kalan bütün renklerini kaybetmiş. Biraz kavruklaşmış. Biraz kendini kaybetmiş. Benim yeşilimse biraz daha ilkbahar gibi. Hani bir tık daha açılsa yemyeşil olacak. İkimizin arasında bir bahar problemi var. Baharları yanlış anladık biz. Güzelce sosumu tabağa aldım. Tamam. Bu dediğin şeyi anlamıyorum. Sosumu tabağa aldım zaten sosum tabakta. Evet. Başka bir şey de daha mı yapmak? Hayır, hayır. Sos tabakta, tamam. Bu bizde. Tamam bitti. Püresi de başka bir yerde çöpe gidecek. Püresi duruyor. Yok yok çöpe gitmeyecek. Tamam. Öyle kenarda duruyor. Sen çünkü onu bana başka güzel günlerde kullanacağız. Tamam okey. Bunu şimdi, atıyorum. Şimdi bir tane ikinci raftan fırının altındaki kevgir alıyorum. Tamam mı? Kevgir ne? Kevgir. Biliyorum biliyorum. O işte kevgir. Sonra tezgahın üstüne bir peçete çıkartıyorum. Okey. Makarnan haşlandı mı? Hayır şimdi attım daha. Okey zaten İki dakikadan geri sayıyor. O çok hızlı olur. Taze okay. Hamur ya bu. Okey. Taze hamur çok hızlı olur. Burada hedeflediğimiz şey ne biliyor musun? Evet. Bu hamuru böyle güzelce pişirmek ve tabağa aldığın zaman ilk bıçak darbesini vurduğunda hafifçe pişme kıvamına gelen yumurta sarısının kayısı gibi akması. Evet. O benim yumurtada en sevdiğim hareketlerden i̇şte, biri. İşte bir mutfak virtüözü. İnanılmaz. Murat Aygin'in elinden. Ben bile kendimden şu anda şeyim. Tamam mıdır diyorsun? Vallahi yüzüyor şu anda arkadaş. Okey. Al dente kıvam benim için yeterlidir. Peki bu yeşilin içine koyacağız değil mi bunu? Evet. Tamam. Kevgirle aldım. Fazla suyundan kurtardım. Bir peçetenin üstünde. Tamam mı? Yani. Peki. Ben sonra yine kevgirle buradaki yeşil olan soslu tabağın tam ortasına bıraktım.
Okey. Tam ortasına. Bir de alamam. Ve yeşil, hafif makarnayı hapseder kıvamda. Bırakma işlemi değil mi o dediğin? Evet, evet. Ya bırak bıraktım, yeşil hapsetti. Okey, kevgiri sevmedim ben. Sen, ha kevgirle mi sıkıntı? Kevginin tipini çok şey yapamadım. Peki. Ama yani ama istersen hapsettirmeye de bilirsin. Yok, ben titreşme tekniğiyle tabağın ortasına aldım. Ha, evet. Peki. Ya bir şey koyunca tabağın ortasına, yani fizik diye bir şey var. Sonuçta elinle bir aletle ittirmene gerek yok. O belirli bir şekilde salladığın zaman, titreştirdiğin zaman merkeze doğru yerleşir o yani. Küçük küçük buradaki yaptığım peynirlerle var ya, evet, hazırladığımız iç dolgu peynir var ya, evet, o küçük iç dolgu peynirlerden şöyle birazcık sosun üstüne bırakabilirsin. Kekikli yüzsünler olan arkadaşlardan. Efendim? Kekikli olan. Kekikli olanlar, bravo. Okay. Hafiften böyle bırak ki böyle bir belli belirsiz bir yüzsünler onlar. Peki. Muhteşem. Artık sunuma geçtik zaten, işi bitiriyoruz. Bunun birbirine benzemesi gerekiyor değil mi yemeklerin? Yani sen kendi şovunu yaptığın için... Şovumu? Seninki birazcık farklılaşabilir, birazcık değişkenlik gösterebilir. Yani her zaman bir şefin bir yorumu vardır. Şefin. Bir farklılaşması vardır. Farklı, evet. Ben buna tamamen saygı duyarım. Farklılaşması vardır, şefin kısmı çok... Ha, sen varken şimdi aynı cümlede beni kullanmak, hayır, herkes, olmaz kardeşim. Herkes kendi mutfağında, kendi tezgahında bir şef. Ve ben dediğim gibi buna saygı duyuyorum. Birazcık süslemek için... Benim gibi simetri problemi olan arkadaşlar için tehlikeli bir tabak. Evet. İçinde de böyle birazcık taze kekikten birkaç yaprak attım içerisine. Okay. En son olarak da burada bir zeytinyağı şeyi var ya, şişesi. Evet. Ucunda bir kalın kısım var, bir de arkasında ince kısım var. İnce kısımdan da şöyle yeşilin üstüne hafif bir zeytinyağı gezdirdim. Okey. Muhteşem. Canım. Hazır mıyız? Hazırız. Üç, mutfağım toplayamadım ama. 2, 1 ve servis. İşte budur be. Ama bir şey soracağım, sos niye hakikaten bu renk oldu? Ben de onu söylerim abi. Ama bayağı farklı bir yorum oldu. Evet, değişik bir yorum oldu ama. Ellerine kollarına ya, sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir olsun. Şeye benziyor en azından. Zeytinyağı gezdirdin mi? Gezdirdim, ha, fazla tamam. Değil ama az gezdirdim. O da şefin dokunuşu be. Ha, baktım pastel renkte, evet bir falan. Ama benim için o sonbahar yeşili. Benimki tabağın rengi öyle oldu. Değişelim mi? Değişelim kardeşim. Hadi ben o zaman şöyle... Çok iyiymiş. Ortalama Yeniköy taraflarındaki bir... denize nazır bir yalıdan Murat Aygen elinden çıkma. Yalı raviyolisi. Yalı raviyolisi. En sevdiğimiz, hiç duymadan yediğimiz yalı raviyolisi. Ama şimdi beni yalı konusunda o kadar zorladınız ki. Ben köşkte büyüdüm. Dolayısıyla suya hasret oluyor köşkte büyüdüğü insanlar. Evet, buyurun. Şöyle çala kaşık. Ortadan bak bir şey mı söyleyeceğim. Ortaya vur, yumurta akacak mı? Evet. Vay, bakayım. Ortada yumurta yok değil mi? Var var. Biraz içerilere gizlenmiş ama nasıl başardın? Abi sen öyle deyince ben yumurta mümkün olduğu kadar küçük kalsın diye onu ikna etmeye çalıştım. Yani ama benim hamur biraz ufak olunca... Bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla onu içeri sığdırma işi... Ben de yıllarca hep böyle yaptığın ürünlerle konuş... Onu bir şekilde ikna et diyorum. İlk defa beni sen anladın. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Kesinlikle burada. Abi çok şey. İkna değil mi? İkna. Önemli. Bak hep söylüyorum. Murat Aygen çok akıllı bir insan. Benim yemekle kurduğum diyaloğun aynısını kuruyor. Doğru. Çünkü doğru. Arkadaş yemekle konuşacaksın. Bir gönül bağı kuracaksın. Vereceksin, alacaksın. Vereceksin, alacaksın. Hop tabağı oluşturacaksın. İşte bu. Ama şimdi sesin bir titreşimi var ya. Dolayısıyla o titreşim, evet, yaptığın her malzeme etkiliyor. Bir kendi yaptığını da şöyle güzel, ha, sosuyla beraber. Rengi değil ama lezzeti. Soğanı fazla kavrulmuş. Soğanı fazla. Bravo şef. Soğanı bir de suyu az galiba. Evet, suyu az ama soğan, bu renk soğandan. Ama bu yöresel. Mesela Fransa'nın güneyinde soğanı fazla kavuruyorlar. Evet, biz Lyon'da. Lyon, evet. Lyon'da böyle yapıyoruz aslında. Çünkü o zaman soğanın biz şatonun bütün... bahçesinde yaparız şeyi. Ha. Abi ben hep yalı düşündüm. Yok. Meğer şato şey yapmam lazımdı. Evet, evet. İnşallah bekleriz. İnşallah. Burada söyleneni uyguladığım için, uygulamaya çalıştığım için dolayısıyla bazı veriler
ya da bazı kelimeler bende başka şey ifade ediyor. Dolayısıyla çıkan malzeme de görsel olarak biraz farklı oldu. Tuzu ayarlayamamışım. Eyvallah. Çok sağ ol. Sağlık, ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Seni misafir etmek benim için de çok büyük mutluluktu. Estağfurullah. Umarım keyifli vakit geçirmişsiniz bir kez daha. Çok güzel, çok güzel. Efendim biz sevgili Murat Aygen'le beraber bugün size şahane bir ravioli yaptık ama ravioli bahane eğlendik. Umarım sizi de eğlendirmişizdir. Haftaya bir başka misafirimle beraber burada size keyifli bir saat vaat ediyorum. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Önlüğümüzü şöyle. Oldu mu patron? Elimizin üzgün mü? Hamurla ilgili yaptığımız bir hareket vardı. Bak onu da hatırlamıyorum. Biraz sonra benim kafa yerine oturmaya başlayacak şimdi. Ben şeye taktım kafayı. Suyu az koymuş, soğanı fazla kavurmuş olduğum için. Yani beğenen beğenir, beğenmeyen eşeğini ayrı yere bağlar.